Roblox'ta çok gizemli oyunlar çıktı arkadaşlar ve bu oyunları yapan kişiler oyunlarının isimlerini "bu oyunu oynayamazsın" yaptılar. Yani İngilizcesiyle "you can't play this game". Aynen öyle. Bu isimde bir sürü yeni oyun çıktı arkadaşlar ve bu oyunlar çok gizemli. Daha önce hiç girmedik. Şimdi sizlerle beraber gireceğiz. Bakalım bu oyunların gizemi neymiş? Bunu beraber çözeceğiz. Vakit kaybetmeyelim. Arama kısmına direkt yazalım arkadaşlar. "You can't aynen play this game". Aynen tam bu şekilde yazılıyor. "You can't play this game". Bayağı uzun biliyorum ama yani İngilizcesi böyle, ne yapayım? Bu oyunu oynayamazsın'ın İngilizcesi bu. Tamam, neyse. Experiences'da yani oyunlarda bunu aratacağım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Bu videoda biraz tedirginim. Umarım karşıma kötü şeyler çıkmaz. Evet, cidden korkunç oyunlar çıktı biraz. Neden biliyor musunuz? Şu oyuna bakın. "Bu oyundan çıkamazsın". Bakın oyunun ismi şu: "Bu oyundan çıkamazsın". Hemen yanında bir tane daha var. Yani diyor ki eğer bu oyuna girersen oyunu kapatamazsın. Denesem mi? Yani şimdi oyuna bir gireceğim, oyundan bir daha çıkamayacağım falan. Oyunda hapis olmak istemiyorum ama sizlerle beraber bunu deneyeceğim. Bu oyun bizi oyuna hapsediyormuş arkadaşlar. Öyle söylüyor. Bakalım bizi hapsedecek mi yoksa yalan mı? Bence yalan. Çünkü %28 like almış. Muhtemelen yalan. Evet, oyun bayağı dislike almış. Sözde bu oyun bizi kitleyecek ve biz bu oyundan çıkamayacakmışız. Bu oyunda hapis olacakmışız. Bakalım bu oyun bizi hapsedebilecek mi? Gelin girelim. Bence hapsedemeyecek, öyle bir şey yok. Bence bizi kandırıyor arkadaşlar. Gelin bir bakalım, hapis olacak mıyız, olmayacak mıyız? Evet, şu anda oyunumuz açılıyor. Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Zaten şu anda da server arıyor. Yani bakalım, bence oyundan çıkabileceğim arkadaşlar. Ve oyun neymiş biraz da onu da bakalım. Çünkü direkt, aha evet, oyuna girdim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi burada tatlı köpeğim ve ben varım. Evet, ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Evet, şu anda oyuna girdik. Etraf yani normal savaş oyunu gibi bir şey yapmış. Tamam, şimdi oyundan çıkacağım. Bakalım oyundan çıkamayabilecek miyim? Yani oyundan çıkamazsın dedi adam bana. ESC'ye basıyorum ve evet, oyun gitti şu an. Şu an bilgisayar gitti. Allah, lan ne oluyor? Lan oğlum ne oluyor? Bilgisayar gitti. Allah belanı vermesin, ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Bilgisayar loop'a girdi şu an. Yemin ederim bilgisayar loop'a girdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa, geri oyuna girdim. Sadece altı üstü ESC'ye bastım ve oyun kafayı yedi arkadaşlar. Oha, nasıl yaptın bunu? Bunu nasıl yaptın lan? Çok iyi. Bak şimdi, bakın. Bakın sadece şuradaki ESC tuşuna basacağım, tamam mı? Bakın sadece şuradaki ESC tuşuna basacağım. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Bastım, bakın şimdi. Bakın mouse'umu kontrol edemiyorum. Bakın mouse şu anda hareket etmiyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Mouse'um hareket etmiyor ve beni tekrardan oyuna attı. Oha! Lan hata verdi bir de. Bakın. Bakın hiçbir şey yapamıyorum. Bak tekrar oyuna attı. Oyun sizi kilitliyor. Evet, oyun sizi gerçekten kilitliyor arkadaşlar. Bravo, bu oyunu kim kodladıysa helal olsun. Evet, oyundan çıkamıyorsunuz. Bravo, güzel. Şimdi bu oyundan nasıl çıkacağız? Tabii kolay arkadaşlar, bu oyundan tabii ki de çıkabilirsiniz. Sadece Roblox'u kullanarak oyundan çıkamazsınız ama klavye kısa yollarının sayesinde oyundan rahat bir şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle Alt F4 çekerek bu oyundan kurtulacağız. Evet. Hep şöyle Alt F4 ve evet, oyundan çıktım. Kolaydı. Ama şimdi burada gerçekten mükemmel bir eser var. Ben buna like'ını veririm. Çünkü bu kişi, her kimse like'ını hak ediyor. Niye dislike atmışlar anlamadım. Ama cidden güzel yani, bayağı korkutur yani bu adamı, anladınız mı? Alt F4 çekmesini bilmeyen, yani Roblox'u kapatmayı, klavye ile Roblox kapatmayı bilmeyen birisine bu şakayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, arkadaşlarınıza böyle bir şaka yapabilirsiniz. Bu oyunu gösterin. Kanka bu oyundan çıkamazsın de, çocuk uğraşsın dursun. Kapatamaz yani oyunu. Ha, bir de şöyle bir şey var aslında. Farklı bir şekilde de kapatabiliriz. Bir dakika, oyuna tekrar gireceğim. Evet, şimdi oyunu kapatmanın farklı bir yolunu deneyeceğim. Bu oyundan çıkabilmem için arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu oyundan nasıl çıkabiliriz? Bir yöntem daha var. F11 tuşuna. Geldim. Yine klavyeyi kullanıyorum aslında ama. F11 tuşuna bastım. Sağ üstte görmüş olduğunuz gibi çarpı çıktı. Ona bastım. Evet, oyundan çıktım. Böyle daha kolay. Aynen. Alt F4'e gerek yok. Direkt pencere modunu alıp oyundan da çıkabiliyor musunuz? Ama güzel troll. Yine de güzel troll. Yani küçücük bir çocuğa bu trolü yapabilirsiniz eğer böyle şeyleri bilmiyorsa. Alt F4'ü, F11'i falan bilmiyorsa direkt bu çocuğa ver, trollensin ya, çıkamasın. Ya çıkamıyorum diye bağırır böyle. Komik olur. Acaba telefondan girenler ne yapar? Aa! Aa, bu oyuna telefondan girerseniz ne olur?
Orasını bilmiyorum. Bence denemeyin. Çünkü telefondan nasıl çıkarsınız bilmiyorum. Belki de telefonunu kapatmanız gerekir veya bilmiyorum. Telefondan denemeyin. Evet, bunu telefondan denemeyin millet. Evet, şimdi başka bir oyuna daha bakacağız. Bu gizemli bir oyun. Diyor ki bu oyunu oynayamazsın. Evet, oyunun ismi bu oyunu oynayamazsın. Oynarım lan. Sen kimsin oğlum? Tamam, hadi gelin oyuna girmeyi deneyelim bakalım oynayabilecek miyiz? Evet, oyuna ne like atmışlar ne de dislike atmışlar ve diyor ki burada you can't play this game. Yani bu oyunu oynayamazsın. Açıklama kısmında da diyor ki bu oyunu oynaması imkansız. Ama bu tuşa bastığım zaman oyunu oynamış oluyorum ve evet, oyuna girdim şu anda. Demek ki imkansız değilmiş. Evet, gelin sizlerle beraber oyuna girelim bakalım oyunu oynaması gerçekten imkansız mı? Evet sevgili dostlar, oyunumuz şu anda açılıyor. Bakalım bu oyunu oynayamayabilecek miyim? Türkçeyi katlediyorum ya yavaş yavaş. Evet, oyun açılmıyor. Bir dakika, ne? Ne? Ha, açıldı, tamam. Oğlum bir an oyun açılmayacak zannettim. Sinirlendim bak. Aa, geldi oyun. Hani oynayamazdım? Aa burada şey var, dayım var arkadaşlar. Bakın bu benim dayım. Selam. Bak bu biz akrabayız bunlar arkadaşlar. Bu benim akrabam. Hey ben, naber? Naber? Aa, donmuş bu ya. Lan yere düştü. Lan ben iyi misin ben? Lan yere düştü köpek. Kardeşim iyi misin? Dayı. Köpek yere düştü. Millet yardım edin. Bir like tuşuna abanın da şunu kaldıralım. Siz like attıkça bu köpek yerden kalkıyor. Kesinlikle. Evet, bu oyunu oynayamazsın dedi ama buradaki bir parkur var ve şu anda parkuru oynayabiliyorum. Allah Allah. Allah Allah, hani oyunu oynayamazdım? Hani oyunu oynaması imkansızdı? Evet, dolandırıcı. Dolandırıcı, oyunu oynayabiliyorum. Oyunda parkur var ve istediğim gibi bütün parkurları oynayabiliyorum. Dislike. Yalan söylüyor. Daha troll ve gizemli bir şey beklerdim ama hayır, bu oyun bayağı parkur. Yani bir sürü parkur var, istediğiniz parkuru yapabiliyorsunuz, o yüzden dislike attım. Yalan söylemiş. Gelin başka oyuna bakalım. Burada başka bir oyun var, Chill Face var görmüş olduğunuz gibi. Kameram biraz kapatıyor ama görebiliyorsunuz yine. Burada yine bu oyunu oynayamazsın yazıyor. Bakalım bu oyun gizemli mi yoksa yalan mı söylüyor. Evet sevgili dostlar, oyunumuz şu anda açılıyor. Bakalım bu oyunu oynayamayabilecek miyim ve evet ya, troll ya, yalan söylemiş ya. Of, Roblox taslağı kullanmış. Evet, yalan söylemiş. Oyunu girip oynayabiliyorum. Yalan, yalancı herif. Niye yalan söylüyorsun? Evet, yine bir psikopat oyun daha buldum. Burada diyor ki bu oyunu oynama çünkü hayatta kalamayacağına yemin edebilirim, bahse girebilirim diyor. Yani diyor ki kesin öleceksin, bence bu oyuna hiç girme. Açıklama kısmında da you will die yazmış, yani öleceksin. Tamam, gelin girelim. Hayatta kalma oyunu galiba. Üzerimize canavarlar mı saldırıyor, ne oluyor bilmiyorum ama girelim bakalım. Bence hayatta kalırız. Biz kaslı komandoyuz. Biz kaslı köpeğiz şu anda ama olsun. Evet, oyunumuz açılıyor. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Dırım dırım. Bakalım karşımıza ne gelecek arkadaşlar ve evet, oyunumuz açıldı şu anda. Ne oluyor lan? Aha, Azrail geliyor. Elimde silah yok. Eyvah, galiba ondan kaçmam lazım. Eyvah. Evet, Azrail selam. Ben öldürecek misin? Ha, geliyor. Koş. Hop. Parkur ustası SK2. Hop. Azrail'den kaçıyoruz şu anda. Hop. Koş. Başka neler var? Eşyaları kullanamıyorsunuz bu arada oyundaki arkadaşlar. Dur bakayım. Şuraya çıkayım. Aa, burada alt kat var. Aa, burası çıkmaz yer. Hayır, burada ölürüm. Kaç buradan. Bir de oyunda gök gürlüyor ama yağmur yok. Öyle bir de saçma bir şey var. Neyse. Evet. Oyunda silahları kullanamıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Aa, hayır. Evet, pusuya düştük arkadaşlar. Azrail beni köşede bekliyormuş ve ben öldürdüm. Bravo. Evet, oyunu yapan kişi kazandı. Oyunda hayatta kalamadım. Ya normalde hayatta kalırdım da işte. Çok saçma öldüm ya. Aa, burada bir şey daha var. Ne bu? Scarecrow. Ha, şey bu. Korkuluk galiba. Bu bana saldırmaz değil mi? Selam. Şişt, bana saldırmaz değil mi bu? Burada bir korkuluk var da tarlayı korumak için. Yok, saldırmıyor. Tamam, güzel. O kadar da korkunç bir oyun değilmiş. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Tamam, rahatladım. Çıkabilirim oyundan. Evet, yine bir gizemli oyun daha buldum. Oyunun ismi Saklanamazsın. Evet, birisinden kaçmaya çalışacağız ve saklanmaya çalışacağız muhtemelen. Ve resimde de FNAF karakterleri var görmüş olduğunuz gibi. Umarım korkunç bir oyun değildir diyeceğim de. Her ne kadar böyle desem de korkunç bir oyun olduğu belli aslında. Ama neyse, biz korkmayız. Biz kaslıyız, biz proyuz. O yüzden hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gelin girelim. Evet, oyun açılıyor. Bakalım saklanabilecek miyiz? Oyunun ismi Saklanamazsın ve... Aa, selam, merhaba. Oturmam mı lazım? Selam. Merhaba. Oturdum şu anda, bunları izliyorum. Ne yapıyorsunuz? Şişt, selam. Ekranıma canavar fırlayacak değil mi? Oyunun sesini kısacağım. Ekranıma her an canavar fırlayabilir ve bunun riskini alamam, tamam mı? Güzel. Hop. Buradan çıkamazsın diyor. Ah, buradan çıkamazsın mı? Buradan çıkamazsın yazıyor. Az önce kapı açıldı. Dur bir. Emin miyim buradan çıkamayacağımıza? Bence çıkarım, dur bir. Kesin buradaki kapıdan çıkmayı deneyince ekrana canavar gelecek değil mi? Hop. Aa, harbiden çıkamıyorum. Aa, çıkılmıyor buradan. Lan trollendim. Buradan çıkamıyorum. Çıkmam yasak.
Emin misin? Çıkabilirim. Aha! Çıkıyorum. Çıkıyorum dur. Hop. Yok çıkamıyorum. Yok. Burayı kapatmış. Nasıl kapatmış bilmiyorum ama buradan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Çıkamıyorum. Neyse tamam. Oyunda korkunç bir şey yok ki. Ne? Bunlar bana mı saldırıyor? Saldırmıyorlar. Burada sadece oyun karakterleri var. Yanlarına gitsem beni öldürür mü sizce? Bence öldürmez. Yo saldırmıyor. Bir şey olmuyor. Tamam oyun korkunç değilmiş. Oyun troll oyun arkadaşlar. Oyun korkunç değil tamam. Bir an ekrana korkunç bir şey fırlayacak zannettim ama fırlamıyormuş. Sadece buradan kaçmanızı izin vermiyor. Bence buradan çıkmanın gizli bir yolu olabilir. Araştırayım mı arkadaşlar? Biraz araştırayım durun. Bence buradan çıkmanın gizli bir yolu var. Evet arkadaşlar çıkış yolunu bulamadım ama çıkmaya da gerek yok. Baksanıza. Yani çıkınca etrafta bir şey yok. Sadece böyle bir yer yapmış arkadaşlar. O yüzden evet bu oyunda gizemli bir oyun değildi. Normal bir oyundu yani. Sıkıcı. Bir şey yok ki. Evet arkadaşlar az önce moderatörüm bana bir oyun attı. Bu bir korku oyunuymuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve bu oyunu Türkler yapmış. Bana öyle söyledi. Benden de incelememi istemişler. Bu Türklerin yaptığı bir korku oyunuymuş. Bakalım nasıl bir oyun. Evet oyun 43 like 14 de dislike almış. Bu bir Türk yapımı korku oyunu ama oyunun ismini İngilizce yapmışlar. Daha fazla insan oynayabilsin diye. Tamam gelin oyuna girelim. Bakalım korkunç bir oyun mu? Hep beraber görelim. Türklerin yaptığı korku oyununa şu anda giriyoruz. Bakalım gizemli mi? Korkunç mu? Beni korkutabilecek mi? Başlıyoruz. Evet şu anda oyunumuz açılıyor. Direkt açıldı zaten oyunumuz. Ve evet. Oo güzel. Evet oyunumuz başladı şu an. Vay. Girişi güzel. Vay oyunun girişi güzel. Bayağı iyi. Şimdi oyunun ismi Ice Cream yani dondurmaydı. Muhtemelen oyun bir dondurma fabrikasında geçiyor diye düşünüyorum. Şuradan How to Play tuşuna basacağım. Oyunun nasıl oynandığını görmeye çalışacağım. Evet bulmacaları çözmek için araçları bul diyor. Tamam çocukları yakalama. Burada çocukları yakalama yazıyor. Tamam yakalamam ben niye çocukları yakalayayım ki mal mıyım? Neyse oyuna diyerek oyuna başlayalım arkadaşlar. Bakalım oyunumuz korkunç mu? Biraz sesleri kısacağım ne olur ne olmaz. Ekrana canavar fırlayacak çünkü eminim yani. Genelde bu tür oyunlarda ekrana canavar fırlar çünkü arkadaşlar. Sırtımda bir tane kürek var veya dondurma kaşığı mı bu? Evet sırtımda ya bir kürek ya da bir dondurma kaşığı var ve böyle bir karakterim var. Yüzünde de böyle bir maske var. Gerçek yüzü de gülümseyen bir yüz. Fark etmişsinizdir zaten. Tamamdır. Şimdi peki bu oyunda ne yapacağız? Şöyle biraz gezelim bakalım. Aa parkur mu bu? Bence burası bekleme lobisi arkadaşlar. Daha oyun başlamadı değil mi? Bence oyun daha başlamadı. Burası bekleme lobisi olabilir arkadaşlar. Neyse şunu alalım da. Ah. Tamam güzel. Evet oyun bitti şu anda arkadaşlar. Birisi kazandı şu anda oyunu. Kim kazandı bilmiyorum ama evet. Oyun 8 saniye içerisinde başlayacakmış. Bu oyun bir Türk yapımıymış bakalım. Güzel. Aynen bu oyun Türk oyunu arkadaşlar. 3, 2, 1. Oyunumuz başlıyor şu anda bakalım. Oyunu başlatmak için bir harita oyla diyor. Harita seçmemiz lazım galiba. Hangi haritayı seçelim? Ev haritasını seçeceğim arkadaşlar. Güzel. Ev haritasını seçtim şu anda. Başlayalım bakalım. Bu eve bir parti için geldin ama sonra aniden bodrumda unutulmuş bir dondurma canlandı. Seni yakalamadan önce bu evden kaçmalısın. Evet, bizi bir dondurma kovalayacak galiba. Dondurmaya yakalanmadan bu evden kaçmamız gerekiyormuş. Oyunun Türkçe olması harika. Gerçekten. Sen dondurmasın. 14 saniye içerisinde uyanacaksın. Aa, dondurma ben seçildim. Dondurma ben seçildim. Diğer insanları yakalayacağım. Aa, siz bittiniz oğlum. Bir komando dondurma olursa ne olur? İzleyin. Hepinizi geberteceğim. 2 1 0. Aha, evet ben böyle bir dondurmaymışım şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu anda tipimi. Buradan milleti yakalayacağız. Oğlum ağzınızı burnunuzu kırdım ki ben. Siz bittiniz yani. Benden kurtulma ihtimaliniz çok düşük şu an. Nerede onlar? Bütün orada bir sürü kişi var. Gel gel gel. Selam. Hop öldü. Öldü. Canı çok az kaldı. Hop buna da saldır. AFK'ları önce AFK'ları öldür. Hop lan yere düşürdü beni. Beni yere düşürdü. Lan nasıl yaptın? Gel buraya gel kaçma. Canı çok az. Şunun canı çok az. Hop gel buraya. Aha birini öldürdüm. Gel buraya gel sıra sende. Gel kaçma gel. Hop. Aha bunu da öldürdüm. Gel kaçma. Kaçma. Yere tuzak yerleştireceğim. Aha o da öldü. Oğlum hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm lan. Hepsini öldürdüm bu arada. Oğlum ne kadar kolaysınız lan. Bir dondurma oldum herkesi geberttim ha. Kolaydı bu arada. Vallahi kolaydı ha. Bir dondurma oldum herkesin ağzını burnunu kırdım. Samet Karataş dondurma olursan ne olur? İşte bu olur. Hepsini tokatladım. Tamam. Şimdi hangi haritayı açalım? Kasaba haritasını açacağım şimdi de. Tamamdır güzel. Evet bu bir Türk yap. Bu kasabaya bir okul gezisi için geldin ama kasabanın başkanı maskot olarak kullanmak için bir canlı dondurma oluşturmaya çalışırken bir şeyler ters gitti ve kontrolden çıktı. Seni yakalamadan önce bu kasabadan kaçmalısın. Tamam, okey. Dondurmadan bu sefer... Ya gene ben dondurmayım. Yine ben dondurma seçildim.
Neyse, insanlar benden kaçsın, ne yapayım? Ben dondurmadan kaçmayacağım, onları yakalayacağım, tamam. Bu sefer yine galiba insanları yakalayacağız. Çünkü yine dondurma seçildik. Okey, 5, 4, 3, 2, 1, gelsin bakalım. Diğer insanları yakalayacağım şu an, dondurma benim. Neredesiniz lan? Oğlum neredesiniz lan? Ha? Ben dondurmayım oğlum. Ha? Dondurma oldum lan. Nerede bunlar? Bunları bulmam lazım, dur. Harita biraz büyük, o yüzden biraz zor bulabiliriz arkadaşlar. Bunlar nerede? Kesin şu evin içindeler ya. Kapısı açık baksanıza. Bu evin kapısı açık, kesin buradalar. Oyunda zaten iki kişi falan var. Aa, dışarıdalar. Dışarı kaçmışlar. Dur. Şuradan gitmem lazım. Nerede onlar? Şuradaki eve gittiler galiba. Dışarıda iki kişi gördüğüme yemin edebilirim. Dışarıda az önce iki kişi gördüm. Nereye gitti onlar? Oğlum sizi bulacağım. Nereye kaçtı onlar? Onlar saklandı bence. Nereye saklandılar ki? Aa, buradaki delikten girmiş olabilirler bak. İçerideler mi acaba? Bence buradaki delikten girdiler. Ama yok, bence girmemiş. Yani girmediler. Aha, yakaladım sizi. Orada iki kişi var. Gelin buraya. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Gel lan, öldürmeyeceğim seni. Gel. Gel kanka olak. Dans edeyim mi? Dance yazarsam dans eder mi? Dance. Hop. Yok, dans etmiyor. Neyse, gel kanka olak, gel. Şişt, lan gelme. Lan seni öldürmek istemiyorum. Gelme üstüme. Kız intihar ediyor, üstüme koşuyor. Gel kanka olak lan. Gel kavga etmeyelim, gel kanka olalım, gel. Gel kanka olalım. Evet, galiba hayatta kalanların amacı bu arabaya motor bulmak, benzin bulmak ve egzoz bulmak. Aynen öyle. Bu üç şeyi bulunca galiba arabayı tamir edip buradan kaçacaklar ama onlara yardım etsem mi? Hayır, gel buraya, seni geberteceğim. Hop. Kız öldürdüm. Gel buraya, sıra sende. Hiçbirinize yardım etmeyeceğim. Geberin lan. Ben dondurmayım oğlum. Eşek miyim ben? Niye yardım edeyim sizlere? Lan çocuk kaçtı vallahi, içeri gitti. Ben buraya tuzak yerleştiririm ki. Şimdi ne yapacaksın? Aa, tuzak koydum buraya. Hadi görüşürüz. Yere tuzak yerleştirdim. Burada bekleyeceğim. Onu vallahi burada bekleyeceğim. Dur bakayım, çıkacak mı oradan? Çıkmıyor. Akıllı bu, akıllı çıkmıyor. Aa, tuzağa yakalanmadan kaçtı ama ben buradayım, selam. Gel buraya. Tuzağa değmiyor ya. Ama tuzak koydum, o kadar değmiyor ki tuzağa. Dur, baga sokup yakalasam olmaz mı? Hop. Aha, öldürdüm. Baga sokup öldürdüm çocuğu. Abi, bir kere de ben hayatta kalan insan olayım. Ben de dondurmadan kaçmak istiyorum. Hatta ben dondurmayı trollerim bu arada. Sizlere çok ciddi söylüyorum. Ben o dondurmayı felaket trollerim arkadaşlar. Bence biz insan olalım ve dondurmayı trolleyelim. Evet, yine ev haritası açıldı. Umarım dondurma ben olmam. Eğer dondurma ben olursam oynamayacağım. Çünkü hep ben dondurma oluyorum. Saçma. Ben insan olmak istiyorum ve dondurmayı trollemek istiyorum şu anda. Umarım insan oluruz arkadaşlar. Evet, oyunumuz açılıyor. Aha, insanım. Vallahi insanım. Evet, güzel, insanız arkadaşlar. Tamamdır, dondurmayı trolleme zamanı. Şimdi buradan kaçmak için bulmacaları çözmemiz lazım. Ben bu kızla buradaki bulmacaları çözerim çok rahat bir şekilde. Burayı için sarı anahtar gerekiyormuş. Sarı anahtar burada. Hemen sarı anahtarı aldım. Buradaki kapıyı açtım. Şöyle çıkalım hemen. Burada mavi anahtar varmış. Mavi anahtarı aldım. Buradan eğildim. Burada bir şey yok. Şuradaki kapıyı açalım. Dikkatli olmamız lazım. Çünkü canavar her yere tuzak yerleştiriyor şu anda. Şu an mutfaktayız galiba. Okey. Mavi kapıyı bulmam lazım şu an çünkü elimde mavi anahtar var. Şu kapıyı açalım. Burada canavar var mı? Yok. Şurayı açalım. Evet. Aa, evet. Mavi anahtar buradaki mavi kapıyı açıyor. Kapıyı açtım. Burada yeşil anahtar var. Yeşil anahtarı aldım. Yeşil anahtar hangi kapıyı açıyor peki? Evet. Yeşil anahtar. Yeşil kapıyı bulmamız lazım arkadaşlar. Canavara yakalanmadan yeşil kapıyı bulmam gerekiyor. Okey, hemen gelin bulalım. Daha önce hiç şu kapıdan gitmedim. Şurayı açacağım. Umarım canavar orada değildir. Evet, burada canavar falan yok görünürde. Burası biraz karanlık bir de arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Umarım burada değildir. Evet, burası mı? Ah, evet, yeşil kapıyı buldum arkadaşlar. Burada da ne, hangi anahtar var? Aa, burada da şey var, levye var arkadaşlar. Güzel, levye bulduk. Levye ile muhtemelen bir şeyleri kıracağız veya yerinden sökeceğiz. Tamam, şuradan aşağıya atlayalım o zaman. Güzel, görünürde etrafta dondurma falan da yok. Güzel, gelin oynayalım bakalım. Nereye çıkacak acaba? Evet, levye sayesinde buradaki tahtaları kırdım. Bize şu anda beyaz anahtar lazım. Beyaz anahtarı da bulursak evden kaçıyoruz arkadaşlar. Beyaz anahtar nerede? Hemen hızlı bir şekilde beyaz anahtarı da bulalım. Oh no! Dondurma! Dondurma burada. Gel bakalım. Hop! Ah! Yakaladı beni. Koş. No. Böyle olmaz. Vallahi çok hızlı. Dondurma çok hızlı. Dur. Şuraya saklanabilir miyim? Gir. Yok, saklanamıyoruz. Burada bekleyeceğim. Bence burayı göremiyor arkadaşlar. Burada saklanabiliriz. Beyaz anahtarı bulmamız lazım. Beyaz anahtar burada bir yerde olabilir mi acaba? Neyse, dur bakalım. Biraz etrafı arayalım. Burada bence anahtar falan yok ama. Evet, burada anahtar yok arkadaşlar. Aa, levye. Levye lazım. Levye ile arkadaşlar beyaz anahtarı açıyoruz. Bakın. Beyaz anahtar şurada. İçeride. No. Nasıl alacağım? Levye nerede ki? Unuttum. Üst kattaydı galiba levye. Tamam. Levyeyi hemen alacağız arkadaşlar şu üst kata çıkıp. Bekle, levye burada bir yerde olması lazım. Aa, kız burada. Hop.
levyeyi aldım. Güzel. Beyaz anahtarı alacağım, sonra evden kaçacağım. Abi inşallah beni yakalamaz. İnşallah canavar beni yakalamaz. Kaçacağım şu anda evden. Dur. Abi bismillah gidiyorum valla. Dur. Dur. Aç burayı. Aha. Hadi eğil buradan. Aha. Beyaz anahtar. Buldum beyaz anahtar arkadaşlar. Evden kaçabilirim şu anda. İnşallah karşıma canavar çıkmaz. Şu an evden kaçacağım çünkü. Bakayım canavar burada mı? Canavar yok abi. Canavar yok. Koş. Koş. Vallahi canavar yok. Evet arkadaşlar, kapı burada şu anda. Beyaz anahtarla kapıyı açıyorum. Açılmıyor. Aha açtım. Hop. Kaç. Kaç. Aha kaçtım. Yes. Kolaydı. Canavardan kurtuldum arkadaşlar. Oh be, rahatladım. Tamam millet, bu videonun burada sonuna gelelim. Bu oyunu Türkler yapmış. Hemen like'ını verelim. Oyundan çıktım, şöyle like'ını veriyorum. 44. like'ını attım kardeşim. Oyun bir Türk oyunu ve gerçekten güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. Helal olsun. Biraz Piggy benzeri bir oyun olmuş veya banana. Ama olsun, sonuç olarak Türkler yapmış. O yüzden sevdim, like'ını verdim. Sizler de istiyorsanız bu videodan sonra bu oyunu oynayabilirsiniz. Video zaten bitti. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oh, 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 oh